Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün dışarıdan sipariş verdiklerimizden çok daha lezzetli pizzaları evde nasıl hazırlayabiliriz diyenler için en kolay ve pratik haliyle muhteşem 2 tane pizza tarifi paylaşacağım. Benim de yıllardır evde sıklıkla yaptığım ve Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında binlerce kişinin deneyip onayladığı efsane bir tarif. Pizzalarımdan birini tavuklu, ballı, hardallı, diğerini ise sucuklu ve kenarları peynir dolgulu hazırlamayı planlıyorum. Dilerseniz hemen tarifimize başlayalım. Öncelikle pizza hamuru için yoğurma kabına 5 su bardağı unu alalım. Ortasını çukurlaştırarak 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz, 1 paket instant maya ve 4 yemek kaşığı zeytinyağını alalım. Üzerine 2 su bardağı ılık suyu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamur ne çok sert ne çok yumuşak olacak, ele yapışmadan toparlanıncaya kadar yoğuralım. Bu sırada ihtiyaç olursa çok hafif hafif un serpiştirebilirsiniz. Hamurumuz toparlanınca üzerini streç film ile kapatıp bir örtüyle örterek yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakalım. Herkesin bayıldığı nefis bir pizza hamuru olacak. Şimdi hamur mayalanırken pizzanın domates sosunu hazırlayabiliriz. 3 adet domatesi soyarak yemeklik olacak şekilde küp küp doğrayalım. Ben mevsimi olduğu için taze domatesle hazırlıyorum şu an. Eğer kışın yapacaksanız yazdan hazırlamış olduğunuz domates soslarından kullanabilirsiniz. Videonun sonuna makarnalarda, pizzalarda kullanabileceğiniz şahane bir domates sosu tarifi ekliyor olacağım. Sizler de evinizde bol bol domates sosu hazırlayıp kavanozlarsanız ihtiyacınız olduğunda hemen kullanabilirsiniz. Şimdi sos tenceresine 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alalım. Doğradığımız bir diş sarımsağı yağda biraz çevirelim. Daha sonra doğranmış domatesleri tencereye ekleyelim ve ara ara karıştırarak domatesler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Suyunu salıp yumuşayan domateslere 1,5 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 tatlı kaşığı kekik ekleyerek karıştıralım. Son olarak 2 yaprak fesleğini de sosumuza ekleyip karıştırarak altını kapatalım. Sosun rengini daha da kırmızı yapmak istiyorsanız 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası veya 1 çay kaşığı kırmızı toz biber de ilave edebilirsiniz. Sosunuzu kendi damak zevkinize göre istediğiniz şekilde zenginleştirebilirsiniz. Hazırladığımız sosu daha pürüzsüz olması için blenderdan geçirelim. Domates sosumuz böylelikle hazır. Şimdi pizzamızın iç malzemelerini hazırlamaya geçebiliriz. Karışık pizza için sucuk kullanacağım. Sucukları ince ince dilimleyelim. Çeri domatesleri ortadan ikiye keselim. Hem renk hem de lezzet katması için kırmızı biber kullanacağım. Biberlerimizi de ince ince dilimleyelim. Dilerseniz kırmızı biberle birlikte yeşil biber de kullanabilirsiniz. Her iki pizzada da mantar kullanacağımız için mantarları da ince ince dilimleyelim. Tavuklu pizzayı bol soğanlı hazırlamayı planlıyorum. Soğanları da ince ince piyazlık şekilde doğrayalım. Büyük boy tavuklu pizza için 1 adet tavuk göğsü yeterli olacaktır. Tavuk göğsünü önce ince uzun dilimledikten sonra küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Tavuklarımızı pizzada kullanmadan önce yağsız tavada suyunu çekip rengi dönünceye kadar çevirelim. Böylelikle pişerken sulanıp pizzayı sulandırmayacaklardır. Yaklaşık 5 dakika pişirmeniz yeterli. Eğer haşlanmış tavuk göğsünüz varsa ona da yapabilirsiniz. Hali hazırda haşlanmış tavuğunuz yoksa da bu şekilde tavada pişirmek çok daha pratik, onu da eklemek isterim. Mayalanan hamurun üzerine açalım ve un serptiğimiz tezgaha hamuru alıp biraz yoğurarak hamurun havasını alalım. Hamuru iki eşit parçaya bölerek beze haline getirelim ve ilk pizzamızı açmaya başlayalım. Dilerseniz daha küçük pizzalar yapmak için hamuru 3'e veya 4'e bölebilirsiniz veya ince hamur yapmak isterseniz de bu hamurla 3 tane büyük boy pizza elde edebilirsiniz. Benim burada kullanacağım pizza tepsisi 40 cm çapında. Dilerseniz fırın tepsisine pişirme kağıdı kullanarak pizzalarınızı fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Merdane ile yeterince açtığımız hamurun boyutunu ölçelim ve pizza tepsisinin içerisine yerleştirelim.
Elimizle düzelterek hamuru yerleştirelim. Bir çatal yardımıyla hamurumuzun tabanına delikler açalım. Böylelikle pizzamız pişerken kabarmayacaktır. Hamurun üzerine hazırladığımız domates sosundan koyarak her yerine gelecek şekilde güzelce yayalım. İlk olarak ince ince dilimlediğimiz soğan dilimlerini pizzanın üzerine yerleştirelim. Daha sonra dilimlenmiş mantarları da ilave edelim. Son olarak tavada çevirdiğimiz tavukları pizzanın üzerine yayarak yerleştirelim. Pizzamızın peynirini eklemeden önce ısıttığımız 200 derece fırında 15 dakika pişmeye bırakalım. Hamuru güzelce pişen pizzayı daha sonra fırından alıp üzerine rendelenmiş kaşar peynirinden bolca serpiştirelim. Peynirler eriyinceye kadar pizzamızı tekrar fırına verelim. Diğer taraftan sucuklu pizza için diğer hamurumuzu tezgaha alarak güzelce tepsi boyutunda açalım. Daha sonra açtığımız hamuru tepsiye yerleştirelim. Bu pizzanın kenarlarını peynir dolgulu yapacağım. O yüzden kenarlara ince uzun şeritler halinde dilimlenmiş kaşar peynirinden koyarak hamurun kenarını içe doğru katlayalım. Kenarların açılmaması için sıkıca bastıralım. Hamurun üzerine yine çatalla delikler açalım ve hamurun pişmesi için 200 derecelik fırında 10 dakika pişmeye bırakalım. Fırından aldığımız pizza hamuruna domates sosumuzdan koyarak güzelce yayalım. Sosun üzerine rendelenmiş kaşar peyniri veya mozzarella peynirinden bolca yerleştirelim. Daha sonra mantar, sucuk, sosis, biber ve domatesleri ekleyelim. Son olarak pizzamızın kenarlarının güzelce kızarması için bir fırça yardımıyla zeytinyağı sürelim. Pizzamızı peynirler eriyinceye kadar yaklaşık 10 dakika daha pişmeye bırakalım. Sucuklu ve tavuklu pizzalarımız servise hazır. Sıcak sıcak dilimleyerek servis edebilirsiniz. Dışarıdan aldığınız pizzaların lezzetini evde yakalamak işte bu kadar kolay. Siz de bu hamurla sevdiğiniz malzemeleri kullanarak farklı farklı pizzalar hazırlayabilirsiniz. Tavuklu pizzanın üzerine servis ederken ballı hardal sosu dökmenizi mutlaka tavsiye ederim. Çok daha lezzetli olacaktır. Tek hamurdan hem sucuklu hem de tavuklu, ballı, hardallı, bol malzemeli pizzalar hazırlamış olduk. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Yorumlarınızı her zaman bekliyor olacağım. Ayrıca tarifi deneyenlerden özellikle fotoğraflarını Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasına etiketleyerek paylaşmalarını rica ediyorum. Videosunu beklediğiniz farklı tarifler varsa yorumlardan her zaman yazabilirsiniz. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.